Elektrikli kronometre ve fotofiniş aletleri ilk defa hangi olimpiyatlarda kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar şöyle tek tek bir inceleyelim. 1896 Atina. İlk olimpiyat. Elektrikli fotofiniş veya kronometre bu olimpiyatlarda kullanılmıyordu. 1906 Atina. Ara olimpiyat. Bu olimpiyat arkadaşlar resmi değil. Burada da fotofiniş ve kronometre, elektrikli kronometre kullanılmıyordu. 1912 Berlin diye bir olimpiyat yok arkadaşlar. 1920 Amherst olimpiyatlarında neyse arkadaşlar ilk defa olimpiyat bayrağı göndere çekildi ve sporcu yemini, olimpiyat yemini ilk defa Belçikalı sporcu Victor Boyun tarafından edildi. 1912 olimpiyatlarında ise Stockholm'da yapılan olimpiyatlarda ise elektrikli kronometre ve foto finish ilk defa kullanıldı. Bir de bizim beden eğitim soru temelleri dersinde ne derler? Oyunlarımız var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Soruya bak. Oyundaki olan başı ayakları kesilerek içine saman doldurduktan sonra karnından dikilir. Doldurulmuş oğlak oyun alanının ortasına bırakılır. Biniciler aynı uzaktaki atlarını şikar denilen oğlağa doğru koştururlar. Bu oyunu bilen var mı aranızda arkadaşlar? Deniz Hocam, Dilber Hocam, Kadriye Hocam, Ebrar Hocam, diğer hocalarım. Bu oyunun adını biliyor musunuz? Heh. Kadriye Hocam. Heh. Gökbörü hocalarım. Bu oyun adı Gökbörü hocalarım. Biniciler içi boşaltılıp samanla doldurulan oğlağı yani şikar denilen oğlağı ne yapıyorlar? Yakalamaya çalışıyor. Alıp hatta bıraktıkları yerin adı da arkadaşlar. Şöyle yazayım. Tay kazanı. Tay kazanına bırakıyor yarışmacılar. Bu oyunun kadınlarla oynanan versiyonun adı neydi hocalarım? Evlilik çağına gelmiş kadınlarla oynanan versiyonun adı neydi? Hatırlayan var mı? BG de var hocam ama BG bu oyunun değil. Kız böyle olacak hocam. Kadri hocamın dediği gibi. BG'yi söyleyeyim. BG'de ne yapacağız? Kıza talip olan. Talip olup da sevdiğini söyleyemeyen. Çekinen. Vesaire. Bunları dile getiremeyen vatandaşlar. Yani damat adayları ne yapılıyor? Yarışmanın yeri, günü, saati, tarihi, nerede yapılacağı duyuruluyor daha öncesinden. Yarışmacılar oraya geliyor. BG'de hocalarım, BG'de kadın nasıl? Daha iyi bir binici mi değil mi? Yoksa kadına en hızlı at mı veriliyor BG'de? Hocalarım BG'de kadın güçlü bir iyi bir binicidir, tamam mı? Kız böyle dese kıza, geline en iyi koşan at verilir. Bu farkı da unutmayalım. Şimdi de bununla bakalım. Spor eğitim programının üyelerine oluşan hedefler, öğretme öğrenme etkinliklerini değerlendirme aşamalarında yol gösterici olan farklı bakış açılarını ve bireylerin sporu yapma amaçlarını etkilemiş ya da yürütülen tarzda spora farklı bir bakış açısı oluşturmuştur. Buna göre oyun eğitim sürecinin en önemli bir parçası olarak kabul edilir ve oyunun çocuğun doğrudan ilgisinin sonucu olarak istendik toplumsal davranışın kazanılması başlangıç noktası olduğuna inanılır. Oyun yoluyla çocuğun etkileşimin artacağı ve okuldan ayrıldığı zaman gerekli olacak toplumsal davranışları kazanacağı varsayılır. Bu felsefi akım hangisidir? Size göre hangisidir hocalarım? Hepiniz bir cevapları yazın bakalım. Bu sorularda biraz zorlanıyoruz. Hadi hocam, pragmatizm dedim. Diğer hocalarım. Yazın hocalarım, çekinmeyin. Hep birlikte tartışalım.
Hocam bizim yıl sonunda tekrar derslerimiz olacak inşallah Kadri Hocam. Oraya beklerim sizi. Orada bunları tekrardan bir detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Üzerinde durulması gereken bir konu. Buradan ÖSYM bize bir soru getiriyor. Öğrenciler burada gerçekten sıkıntı yaşıyor. Şimdi baktığınızda hocalarım, şöyle şuraya kadar, tamam mı? Şuraya kadar bu sorunun cevabı gerçekten pragmatizm. Ama biz şimdi naturalizm dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Bir onları yazsanıza bana çete. Naturalizm dediğiniz zaman neler geliyor aklınıza? Genelde insanın aklına gelen şey doğa. Doğa. Hayvanlar, börtü, böcek, güneş, bulut vesaire değil mi? Bunlar geliyor. Ama bakın arkadaşlar, biz insanız. Bizim de bir doğamız var. Değil mi? Yürürüz, koşarız, yemek yeriz, oyun oynarız. Bak şimdi oyun oynarız, işe gideriz, para kazanırız. Bu insanın doğasında vardır. İnsan yaşamını sürdürmek için bunları yapmak zorunda. Çocuğun doğasında ne var arkadaşlar? Oyun. Bak ne diyor? Oyun yolunda çocuğun etkileşimin artacağı. Şimdi bir çocuğu düşündüğünüzde ne yapar okuldan geldiği zaman veya okuldayken? Arkadaşları oyun oynar. Aslında ne yapar? Sembolik etkileşim kuramı dediğimiz bir kuram var. Oraya da gidiyor biraz da. Çocuk oyun oynarken evcilik oynar değil mi? Evcilikte biz ne yaparız? Birimiz anne oluruz, birimiz baba oluruz, öğretmen oluruz, doktor. Aslında büyüklerinden gördüklerini küçükken, yani gelecekteki rollerini küçükken yapmaya başlıyor. Bakın çocuğun doğasında oyun vardır arkadaşlar. Tamam mı? Cevap naturalizm olacak. Benim çocuğum oynamıyorsa o çocukta zaten sıkıntı vardır. Anladınız mı arkadaşlar? Ama sorunun tamamı. Bakın şu soruyu şuraya kadar okuyup bu pragmatizm dersen olmaz. Olimpiyat yemini ilk defa hangi olimpiyatlarda kim tarafından edilmiştir? Aslında az önceki sorulardan bir tanesini çözerken ben bunu söylemiştim. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yok Kadri Hocam, 1916'da olimpiyat yapılmadı. Berlin Olimpiyatları 1. Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilen ilk olimpiyat. Dilber Hocam Bolu diyor. Diğer hocalarımda var mı cevap? Yoksa şöyle yapalım. Arkadaşlar ne dedim? İlk olimpiyat yemini, hatta ilk defa bayrak, olimpiyat bayrağı göndere çekilmiştir. 1920 Emrus Olimpiyatlarında ve Belçikalı sporcu Victor Boy'un branşı da eskrim. Tamam mı? Victor Boy'un olimpiyat yeminini etmiştir. Unutmayalım. Ve şu soruya bakalım. Önceden belirlenmiş kurallara uygun, farklı teknikler ve araçlar kullanılarak kazanmak amacına yapılan fiziksel, zihinsel ve toplumsal gelişmeyi sağlayan hareket dayalı etkinlikler bütünüdür. Beden eğitimi, spor, egzersiz, yarışma, antrenman. Sizce hangisidir? Var mı cevabınız? Yarışma diyen var, spor diyen var. Başka hocalarım, diğer hocalarım. Spor diyen var. Hocalarım, şimdi cevabım spor. Nasıl yarışma olur bu cevap? Önceden belirlenmiş kurallara uygun, farklı teknikler ve araçlar kullanılarak perden kazanmak amacıyla, bakın. Yarışma olması için bana ne demesi lazım? Ferden. Peki, cevap müsabaka olsun. Müsabaka olması için bana ne demesi lazımdı? Birden çok demesi lazımdı. Tamam mı arkadaşlar? Bakın, bu ayrımı unutmayalım. Şu an bize burada sporun tanımını veriyor. Eğer bize bu tanımı verip ferden yapılan etkinlikler bütünü deseydi yarışma olacaktı. Ama birden çok kişiyle yapılan etkinlikler bütünü diye sorsaydı müsabaka olacaktı. Tamam mıyız arkadaşlar? Unutmayalım. Şimdi yönetim dersine gelelim. Şöyle bakalım. Aşağıdaki hangisi bir spor yöneticisinin göz önünde bulundurması gereken ilkeler arasında yer almaz? Her durumda personele karşı tarafsız olması.
Benim tarafsızlık ilkem var. Bir işe işi yapabilecek yeterlikte çalışan alması, yeterli insan alması doğru. İşe alınan kişi yasalara uygun olarak çalıştığı sürece işin elinden alınmayacağını ve hakların verileceğine güvenmelidir. Doğru. Takım çalışmasına uygun ortam sağlanmalıdır. Doğru. Ama birbirine denk iş yapan ve aynı mevkide çalışan kişilere farklı ücret ödemek benim denklik ilkeme aykırıdır arkadaşlar. ÖSYM geçen sene bize bu soruyu getirdi. İlkelerden bize bir soru daha getirebilir. Ne var? Tarafsızlık var, yeterlilik var, güvenlik var. Güvenilirlik var. Daha sonra ne var? Başka? eşitlik var. Bakın, denklikle eşitlik karışıyor arkadaşlar. Ben aynı mevkide çalışıyorsam tam birisiyle aynı ücret almam lazım. Bu denkliktir. Eşitlikse ben 8 saat mi çalıştım? Asgari ücretleri böldüğün zaman bana saatte 170 lira mı düşüyor? Günde. Benim senin bana günde 170 TL'yi vermen lazım. Bu da eşitlik ilkesi vardır. Yetiştirme ilkem var. Ne? Seminerler olur. Hani öğretmenler tatillerde seminerlere giriyor. Ne diyorum hep? Sen bunları bu seminerleri izleyerek kendini daha da geliştir diyor. Şuna bakalım. Aşağıdaki hangi spor yöneticisinin en önemli görevidir? Kulüp temizliğine dikkat etmek, etkin bir örgüt yaratmak, kulübün borçlarını ödemek, taraftarların müsabakalara ulaşımını sağlamak, oyuncuların isteklerini yerine getirmek. Hangisi yöneticinin en önemli görevidir arkadaşlar? Kadriye hocam bol dedim. Hocam baktığınızda aslında bunların çoğu yöneticinin görevi ama etkin bir örgüt yaratmak yöneticinin en önemli görevidir. Tamam mı hocalarım? Şuna bakalım bir de. Bakın bu da bizim fonksiyonlarımızdan bir soru. Bir spor örgütünde uygulamaları izleme, gerçekleşen sonuçları planlanan amaçlarla karşılaştırma ve gerekirse düzeltici eylemde bulunma uygunluğunun gözden geçirilmesi aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisiyle gerçekleşir? Planlama, örgütleme, denetim, yöneltme, eşgüdüm. Fadri Hocam Ceyhan dedi, denetimli. Arkadaşlar bizim fonksiyonlarımızda planlama var, örgütleme var, yönetme, yürütme, eşgüdüm, koordinasyon, takip, denetim, değerlendirme yani bu beşliğimiz var. Biz bunu pöyet diye kodluyoruz. Baktığınızda bakın düzeltici eylemler. Biz ne yaparız? Denetim, değerlendirme aşamasında ilk baştaki planımızı önümüze alırız. Denetime geliriz, bakarız. Bu planda şuna göre yapılmış mı, uyulmuş mu, nerede aksaklık var veya nerede düzeltici eylemler yapmamız gerekiyor. Yani biz bunların hepsini Kadri Hocam dediği gibi denetim aşamasında yapıyoruz. Bir sorun daha var. Hazırlanan bir planın doğru bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit etmek için kullanılan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Var mı cevap? Arkadaşlar örgütleme neydi? Benim yaptığım planlar artık bir işlerlik kazandırma aşamamdı. Planlama hedefim nedir? Bu sezon bu kulüp çalıştıracağız. Bir kulübün yönetim kurulunu aldık. Kulübü nerede aldık? Nereye götüreceğiz? Buna dair ne yapmamız lazım? Bütçemiz nedir? Planlama yapmam lazım. Denetleme ne? Ben bir plan yaptım. Bu doğrultuda 5 ay mı geçti veya 4 yılın sonucunda ne yapacağım? Kendimi denetleyeceğim. Bu plan doğrultusunda uygun bir şekilde hareket ettim mi? Tamam, cevabım zaten yine denetleme. Koordinasyon ne? İçerideki yönetim kurulundaki üyelerim birbirlerine kadar iyi iletişim halinde bunları tespitini sağlamak için yapılan olaydır. Yönetme nedir arkadaşlar? Yönetme de arkadaşlar emir verme işidir aslında. Şimdi benim bir spor yönetim kulübünde bir başkan olduğunu düşünüyor. Benim bir oyuncuya ihtiyacım var. Bu oyuncu İtalya'da bir takımda oynasın mesela. Ben bir yöneticime ne yapacağım? İyi, güzel bir emir vererek onu İtalya'dan ucuz maliyette ülkeme getirmemi sağlamam lazım. Aslında ben o yöneticimi güdülemem lazım. O emiri verirken onun kalbini kırmadan
Onun kalbini kırmadan, onu biraz pohpohlayarak, motive ederek ne yapmam lazım? Emrimi vermem lazım, yönetme fonksiyonunda. Bir şuna bakalım. Bilinen ilk spor organizasyonları milattan önce 776 yılında Yunanistan'ın Olimpiya şehrinde yapılmaya başlayan antik olimpiyat oyunlarıdır. Yukarıda verilmiş olan bilgiler doğrultusunda ilk olimpiyat oyununda hangi yönetim yaklaşımı sergilenmiştir? Bilimsel yönetim, modern yönetim, davranışsal yönetim, klasik yönetim, endüstri öncesi yönetim yaklaşımı. Sizce hangisidir arkadaşlar? Var mı cevap? C diyen var, Deniz diyen var, başka hocalarım Bolu diyen var. Şimdi hocalarım şöyle bakalım. Biz sanayi devriminden önce olan yani 1750 yılı gibi bu civarlardan önce yani 1700, 1600'ler, 1500'ler, 1400'ler, milattan önceler. Tamam mı? Bakın bunlar hep bundan önce. Gördüğümüz an, bu tarihi gördüğümüz an zaten arkadaşlar endüstri öncesini işaretlememiz lazım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi neden endüstri öncesi yaklaşım diyoruz? Ortada bir yazılı bir şey yok, bir denetim yok, bir planlama yok, hiçbir şey yok. Niye bu yaklaşımlar çıkmış aslında? Sanayi devrimi. Sanayide ne oluyor arkadaşlar? Benim bir ham maddeye, fabrikaya, çalışana ihtiyacım var. Sonuçta ben ona iş veriyorum. İşçiler geliyor benim olduğum yerde fabrikamda çalışıyorlar. Akşama eve dönmek yerine oralara artık yerleşmeye başlıyorlar. Oraya yerleşen insanlar arkadaşlar 1000 insan, 2000 insan ne yapıyor? Sıkılıyor artık bir oyun oynamaya başlıyor. Bunun adı futbol oluyor. İngiltere'de arkadaşlar. Ne oluyor? Bu insanlar bir tane futbol sahası var. İşten çıkıyorlar oraya oynamaya gidiyor. 1000 kişi var. Oraya gidiyor 200 kişi. Burada bir kaos ortamı oluşuyor. Artık insanlar ne yapmaya başlıyorlar? Sporu yani futbolu yönetmeye başlıyorlar. Biz bundan sonrasında endüstri, bundan öncesine yani sanayi devriminden öncesine endüstri öncesi yaklaşım diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı burada? Tamam. Mustafa Kemal Atatürk öngörüsü yüksek, kriz yönetiminde başarılı, özgüveni ve iletişim gücü oldukça yüksek bir liderdi. Buna göre Atatürk'ün sergilediği liderlik tipi hangisidir? Demokratik, otokratik, liberal, hizmetkar, karizmatik. Deniz Hocam Edirne dedi. Karizmatik lider dedi. Dilber Hocam da Edirne dedi. Evet hocam şimdi bakalım Mustafa Kemal Atatürk öngörüsü yüksek. Ne dedi? Geldikleri gibi giderler dedi. Kriz yönetiminde başarılı. Ne oldu? Kütahya Eskişehir Savaşı'nda kaybettik. Orduyu Sakarya Nehri'nin gerisine çekti. Bir yıl ara verdik savaşa. Tekarifiye milli emirlerini yayınladı. Ordunun ihtiyaçlarını giderdi. Ondan sonra ne yaptı? Hücuma geçti. Yani kriz yönetiminde başarılı. Özgüveni ve iletişim gücü oldukça yüksek. Özgüveni düşük olsaydı bu adam askerlikten istifa edip vatanı kurtarma işine girmezdi arkadaşlar. İletişim gücü zayıf olsaydı zaten Cumhurbaşkanı seçilmezdi. Yani biz ne diyeceğiz? Karizmatik lider diyeceğiz. Aşağıdaki hangisi? Spor yöneticilerinin görev ve sorumlulukları arasında yer almaz. İnsanlarla etkili çalışma vardır. Etkili bir işletme yöntemi gerçekleştirme vardır. Spor için yeterli fiziksel yapıyı yani tesisleri hazırlama vardır arkadaşlar. Akılcı bir spor programı geliştirme. Bakın burada insanlar düşüyor arkadaşlar. Akılcı bir spor programı geliştirme antrenörü de görüyor. Antrenör de bir yere baktığınızda yöneticidir arkadaşlar. Sporcuların yöneticisidir. Tamam mı? Ama yönetim kurulundaki üyeden bahsediyorum ben burada. Ne yapacak? Bütçe planlamasını yapacak. Takım deplasmana mı gidecek? Bunun planlamalarını yapacaksın. Seçim mi var? Para mı lazım? Bu parayı tedarik etmek için bankalarla işbirliği yapacağım. Bunlar akılcı bir spor programı. Ama sporcuların sportif başarının arttırma sadece antrenörün görevidir arkadaşlar. Tamam mı? Düşmeyelim böyle sorulara. Bir soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde sporda federatif yapının oluşturulmasına yönelik faaliyetler incelendiğinde bu alanda ilk örgütün 1903 yılında kurulan nokta nokta olduğu bilinmektedir. Boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? TİCİ, Milli Olimpiyat Cemiyeti, Türk İdman Birliği, İstanbul Futbol Birliği, İstanbul Futbol Kulüpler Ligi.
Sizce nedir cevap? Var mı arkadaşlar? Kadri Hocam Deniz dedi. Dilber Hocam Deniz dedi. Hocam biz zaten dersimize katıldıysanız eğer İstanbul Futbol Birliği'nin bu öz yönetim anlayışının ilk ayağı olduğunu biliyoruz. Ve bunun son ayağı Fiji'dir. Tamam mı arkadaşlar? Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti 1908'de kurulmuştur. Bunu da unutmayalım. Karşımıza OMOK diye de gelebilir. Şuna bakalım bir de. Hüseyin spor malzemesi üreten uluslararası bir firmanın araştırma geliştirme bölümünde çalışmaktadır. Bu bölümde sporcuların rakiplerine üstünlük sağlayacağı malzemelerin geliştirmesi ve üretilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Hüseyin spor yöneticilerinin çalışma alanından hangisinde görev almıştır? Spor kulüpleri, federasyonlar, Gençlik Spor Bakanlığı, spor endüstrisi, turizm sektörü. Ne diye cevap sizce arkadaşlar? Hocam bakın Hüseyin ne diyor? Sporcuların rakipleri üstünlük sağlayacağı malzemelerin geliştirilmesi. Yani aslında bir Ar-Ge çalışması var burada. Yani Hüseyin voleybol ayakkabısı, futbol ayakkabısı, basketbol ayakkabısı geliştirip ne yapıyor? Piyasaya sürüyor. Aslında Hüseyin spor endüstri üzerine çalışmalar icra ediyor. Engellerde beden eğitimi sporu. İşitme engelli çocuklarla çalışan beden eğitimi öğretmeninin aşağıdakilerin hangisini dersinde yapması uygun değildir? Göz kontağı kurarak iletişimde bulunması, öğrencilerin öğretmenin kolayca görebileceği bir yerde durması, içsel ipuçları ve görsel ipuçlarını birleştirmesi, sesini duyurmaya çalışması, işbirliğine dayalı çalışmaları desteklemesi. Kadri Hocam Deniz dedi. Şimdi hocalarım, öğrencim işitme engelliyse ben onunla göz kontağı kurmak zorundayım. A'yı eliyorum. Beni kolayca görebilecekleri bir yere oturtayım ki belki dudak okuma yeteneği vardır. Tamam mı? İşitsel ipuçları ve görsel ipuçlarını birleştirerek çocuğa öğretim yöntemi sorgulansam bu çocuğun öğrenmesi daha iyi olur. İş birliğine dayalı çalışma yapmam lazım. Bunları bir grup haline getireceğim. O çocuğa da yapabilecek görevleri vereceğim ki sorumluluk duygusunu kazansın. Bu çocuk duymuyor arkadaşlar. Benim bağırmam saçmalıktan başka bir şey olmaz. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin ruhsal özelliklerindendir? Organ eksikliğinden dolayı bireysel ihtiyaçlarını karşılayamam. El beceriklerinde esneklik, akıcı ve rahat hareket edememe, yavaş davranma, yavaş hareket etme, özgüven eksikliği. Baktığınızda arkadaşlar, değil mi? Fiziksel, 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 fiziksel ama burası ruhsal. Bu insanlar özgüveni düşük insanlar. Baktığınızda arkadaşlar biz zaten beden eğitimi sporun özel ve genel amaçları var. Biz ne yapıyoruz? Yükümlü bireyleri, sonra engelli bireyleri, gençleri, yaşları topluma kazandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın iş buraya ilana girin, ilanlara. Ya engelli alıyorlardır ya hükümlü alıyorlardır arkadaşlar. Niye? Amacımız bunları topluma kazandırmak. Şuna bakalım. Yukarıdaki yazılanlardan hangileri zihinsel engelli bireylerin eğitimiyle ilgili doğru olarak verilmiştir? Antrenör desteği alınmalı. Doğru. Beceriler küçük parçalara ayrılarak yapılır. Doğru. Yönergeler kısa olmalıdır. Doğru. Yani cevabım aynen Kadriye Hocam. Edirne şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi görme engelli çocuk için atletizm dersinde kullanılabilecek uygulamalardan değildir? Atletizm dersinde gören rehber kullanır mıyım? Kullanırım değil mi arkadaşlar? Bağlama ipi kullanır mıyım? Kullanırım. Çocuklar da arkadaşlar baktığınızda bileğinden bir ip bağlarlar. Yanındaki arkadaşıyla gören rehberle ne yaparlar? Çalışmaya bak. Ses kaynağı kullanırım. Gören rehber gömleği kullanırım. Ama B1 düzeninde gören rehber kullanmam. Neden? B1 düzenindeki insanlar arkadaşlar görme yetisine tamamen sahip olmayan insanlardır. Tamam mı arkadaşlar?
Hocam baktığınızda aslında ÖSYM bize beden eğitimi, engellerde beden eğitimi spor dersinde kolay sorular getirdi. Geçen sene de kolay getirdi. Neyi sordu? 1960 Paralimpik Olimpiyatlarını sordu. Ondan sonra da otizmli bireylerde beden eğitimi öğretmenin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir diye, yanlıştır diye sordu. Yani hocam ben de sizin adınıza mutlu oluyorum ama biraz çalışalım. Genel yıl sonu kamplarımız var. Onlara da isterseniz katılım sağlayabilirsiniz. Bekleriz. Yani genel tekrarla da olsa biraz da çalışmayla belki biraz netler artar. Ama KPSS sıkı çalışma isteyen bir iş. Onu da farkında olalım. 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarında tekerlekli sandalye masa tenisi branşında ülkemize altın madalya kazandıran sporcumuz hangisidir? Arkadaşlar baktığınızda Muharrem Korhan Yamaç. Bizim ilk olimpiyata katılan sporcumuz Neslihan Kavas. 2008 Pekin'de masa tenisinde bronz madalya aldı. Mehmet Gürkan yüzmede katılan ilk sporcumuz. Gizem Girişmen kadınlarda ilk altın madalyamız. Ama Abdullah Öztürk 2020 Tokyo'da tekerlekli masa sandalyesinde altın madalyayı ülkemize kazandırdı arkadaşlar. Türkiye ilk defa nokta nokta Paralimpik oyunun yanına katılmıştır. İlk katıldığımız Paralimpik oyunları hangisidir arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Bilen var mı? 2008 Pekin mi? 96 Barcelona mı? 60 Roma mı? 92 Barcelona mı? 2004 Atina mı? Hocam C 1960 Roma dediğin dünyada yapılan ilk Paralimpik olimpiyatları. Tamam bakın biz Türkiye'ye ilk defa hangisine? Türkiye ilk defa 1992 Barcelona olimpiyatlarına katılmıştır arkadaşlar. Mehmet Gürkan yüzme branşında katılmıştır. Tamam mıyız? Şu jimnastik sorusuna bakalım. Erkekler artistik jimnastik yarışmasına yarışan Ahmet isimli sporcu alet seçiminde kuradan kutlu beygiri seçmiştir. Ahmet'in alet sıralaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bir bakın hocalarım. Kuradan kutlu beygiri ilk seçmiş. Kadri hocam bol dedim. Arkadaşlar biz bir tablo yapmıştık. Neydi o tablo? Yer, kuplu beygir, halka atlamaması, paralel barfiks'te gidiyordu erkeklerde. Tamam ben ne çizmişim? Kuplu beygir benim ilk hareketim. Kuplu beygir ilk hareketim ve ikinci hareketim halka. Hala devam ediyor. Bütün şıklar benim elimde. Üçüncü hareketim ne olacak? Ben atlama masasına geleceğim. Yani D, C, A'yı eleyeceğim. Atlama masasından sonra çıkıp arkadaşlar benim paralele gitmem lazım. Çünkü erkeklerde son yarışma barfiks. Ama bu kuraya göre son yarışmanın ne olması lazım? Yer olması lazım. Bolu. Bu olayı hatırlamayan var mı arkadaşlar? Kadri hocam dışında. Kadri hocam muhtemelen biliyor, hatırladı. Diğer hocalarımda sıkıntı varsa hocalarım bu tabloya girip baksınlar. Şuna bakalım. Artistik jimnastikte kadında yer hareketleri kaç saniyede tamamlanır? Hemen yürüyorum artık. Arkadaşlar biz artistik kadınlarda hocam Denizli olacak. Biz kadınlarda 70 ila 90 saniye arasında serilerini yapmasını isteriz. 70 saniye minimumdur. Maksimum 90 saniyedir. Bakın kaç saniye tamamlanır diyor. Tamam mı? Hatta şu 80. saniyede kadınlara bir uyarı sinyali verilir. Tamam mı arkadaşlar? Son 10 saniye kaldı diye. Crawl dahil, Tong Fei, Wu Gonan, Rod gibi hareketler aşağıdaki aletlerin hangisinde yapılmaktadır? Halka, kuplu beygir, atlama masası, barfiks, paralel. Var mı hocalarım hatırlayan?
Evet hocam. Cevap 90 saniye. Arkadaşlar bu hareketleri unuttunuz mu? Kuroltay, Tongfei, Wu, Rot gibi hareketler. Bakın halkada ne dedik? T duruşu, L duruşu, H duruşu, salınımlar, kuvvet tutuşları bunlar halkada var dedik. Atlama masasında ne vardı? Hatta kartıyla başlayan hareketlerde ne yapıyorduk? Güvenlik minderi kullanıyorduk. Yani aslında bir de işte salto, burgu, sonra Yurchenko gibi hareketler neredeydi? Atlama masasındaydı. Barfix'te ne var? Düz tutuş, karışık tutuş, çapraz tutuş, kartal duruşu barfix'te var. Paralelde amut, pirüvet, sonra salınımlar paralelde mevcut. Ama Kroll'da, Tong Fei, Wu, Rot gibi hareketler, çember, Rus dansı gibi hareketler veya devirli hareketler nerede vardı? Kuklu Beygir'de mevcuttu arkadaşlar. Bunları bilelim. ÖSYM bize geçen sene barfix'in sorusunu sordu. Bu sene de bunlardan bir tanesinin sorusunu bize sorabilir arkadaşlar. Ve şuna bakalım. Sırt numarası kullanmama, hatalı moya, takı, bandaj kullanımı, seriye başlamadan önce D jürisine selam vermemek, ısınma süresini aşmak, aktif hakemlerle konuşmak ya da yarışma süresi bittikten sonra podyuma tekrar geri çıkmak bize bir sporcu kaç ceza puanına karşılık gelir? Ceza puanları hakkında dersime gelenler varsa işlemiştik. Var mı cevabınız hocalarım? Hangisi? Bunları yapan bir sporcu kaç ceza puanı alır? Deniz Hocam Adana dedi. Dilber Hocam, Kadriye Hocam, Ebrar Hocam. Baktığımızda bunlar bize 0,3 ceza puanına karşılık gelir. Adana'da kadınlar mesela arkadaşlar süreyi bir saniye falan açtığı zaman 0,1 ceza puan aldılar. Tamam mı? Ama bizim buradaki yazan 5-6 maddemizin karşılığı 0,3 ceza puanıdır. Şu soruya bakalım. L duruşu, H duruşu gibi duruşlar aşağıdaki aletlerden hangisinde yapılır? Barfix, denge, paralel, halka, kuplu beygir. Kadri Hocam paralel dedi. Şimdi hocalarım baktığımızda haç duruşu dediğimiz duruş bakın şuraya ben bir çizelge çizeyim. Bakın halkada yapılıyor tamam mı arkadaşlar? L duruşunda bu sporcu ne yapıyor? Ayaklarını böyle hafif yukarı kaldırıyor. Vücudu böyle oluyor. Biz buna da L duruşu diyoruz. Yani bunların hepsi halkada yapılır arkadaşlar. Bir de şu soruya bakalım. Yukarıda geriye taklan aşamaları verilmiştir. Boş bırakılan aşama aşağıdaki hangisi olmalıdır? Ne demişim? Harekete taklanın yapılacağı tarafın ters yönde minder arkada kalacak şekilde bacaklar kapalı bir pozisyonda başlanır. Bu doğrudur. Ardından kollar yukarıda vücut dizlerden bükülerek çömelik duruş pozisyonuna gelinir. Çömelik duruş pozisyonuna geçirken çene göğse yaklaştırılır. Öne takladığı da geri takladığı da çene yaklaşır. Devrilme ile eş zamanlı olarak sırasıyla kalça, bel bölgesi ve sırt ve omuzlar yere temas ettirilir. Şurası boş alanın. Eller yere dayandır ve kalkmak için güçlü bir şekilde ittirilir. Ellerini yere ittirmezsem zaten ben arkadaşlar geri ayağa kalkamam. Kollar gergin vaziyette kalkılır ve hareket tamamlanmış olur. Bakalım bu boşta ne gelebilir? Kollar yukarı kaldırılırken dayanma bacağı da diz hizasında kaldırır. Biz burada dayanma bacağı kullanmıyoruz arkadaşlar. Hareketi yumuşatmak için kollar dizlerin yanında seri biçimde mindere konulur. Bunu biz erişmekte yapıyoruz. Gövde gergin durumdaki bacaklara iyice yaklaştırılır. Bunu nerede yaparız? Bunu da erişmekte yaparız. Dizden bükülü olan dayanma bacağıyla ileri doğru uzunca bir adım atılır. Ne çemberde, amutta
Kartfil'de bunu yapar. Ama yuvarlanma hareketinde omuzların yere temasıyla kollar omuz genişliğinde başın her iki yanına da ne yapılır? Getirilir arkadaşlar. Kolları ne yapacağım? Böyle omuz genişliğinde ellerimi geriye bakacak şekilde, avuçlarımı yukarı bakacak şekilde getirmem gerekiyor. Yani cevabım Adana olacak. Şimdi şu atletizm sorularına bakalım bir de arkadaşlar. ÖSYM bize 1500 metre kursunun çıkış yerini sordu. Bu sene de farklı bir soru getirebilir. Bunu da söyleyeyim. Atletizm pistinde yapılan yarışmaların hangisinin son 700 metresi? Bakın, kulvarsız koşulur. Kadri Hocam bol dedi. Hangisinin son 700 metresi kulvarsız koşuludur? Şöyle bakalım arkadaşlar. 1500 metrenin tamamı kulvarsız koşu. Tamam, bunu ben eleyeceğim o zaman. Tamam mı? 400 metrenin tamamı kulvarlı. O yüzden ben bunu da eleyeceğim. Bakın, son 700'ü kulvarsız koşuluyorsa demek ki bir şey kulvarlı koşuluyor bunu. 3000 metrenin tamamı kulvarsız koşuluyor. Bunu da eleyeceğim. Bir 4 çarpı 400, bir de 800 metre kaldı. Şimdi 4 çarpı 400 toplamda 1600 metre yapar. Bunun ilk 500 metresi kulvarlı koşulur. Yani son 1100'ü kulvarsız oluyor. Ama 800'e baktığım zaman ilk 100 metresi nasıl koşuluyor? Kulvarlı. Baktığımda son 700 metresi kulvarsız. Anladık mı arkadaşlar? Burada aklınız karıştı mı? Yani cevabı 800 metre olacak. Deniz şıkkı. Aklı karışan var mı burada? Yoksa devam edeceğim. Benim 800 metremin ilk 100 metresi kulvarlı koşuluyorsa zaten son 700 metresi otomatikmen kulvarsız koşuluyordur. Tamam. Şuna bakalım. Olimpik ölçülerde olan bir şu sorudan sonra anlatacağım Ebru Hocam. Söz. Olimpik ölçülerde olan atletizm pistinde 3000 metre koşusunun başlangıç noktası neresidir? Şöyle bir atletizm pisti düşünelim arkadaşlar. Ona göre yapın. Şurası da benim bitiş noktam olsun. Arkadaşlar, benim atletizm pistim uzunluğu ne kadardı? Kaç metrede hatırlayan var mı? metre. Ve benim bütün yarışmalarım hep burada biter arkadaşlar. Başka bir yerde bitmez. Tamam mı? Ben şimdi o zaman 3000 metrenin kaç tur olduğunu bulmam lazım. Ben şimdi 3000 metreyi bir böleyim. Kaça böleyim? 4'e böleyim. 400'e böleyim. İşin basit matematiğini yapalım önce. Şu sıfırları ne yapalım? Gönderelim. 34'e bölürsem 28 mi kalıyor? 28'i. Pardon. 300'ü 34'e bölersem şöyle 300'ü şey böleyim. Bana ben 2800 metre koşacağım diyor. Yani bir şurada ne kalıyor? 2 kalıyor. Atletizmde bu 2 arkadaşlar yarım tur. Yani 200 metre. O zaman ben şöyle 200 metre geri gideceğim. Yarışmayı buradan başlatacağım. Önce o yarım turu ne yapacağım? Tamamlatacağım. Buradan bunu tamamlattım. Sporcu burada 200 metreyi koştu. Geriye kaldı 2800 metre. O da bana kaç tur yapıyor? 7 tur yapıyor. Yani bitiş noktasının 200 metre ilerisi de olur, 200 metre gerisi de olur. Bakın, bitiş çizgisinden başlamaz. 100 metre gerisinden başlamaz. 150 metre gerisinden başlamaz. 150 metre gerisinden yine başlamaz. Ama 200 metre gerisi, bakın 200 metre gerisi, 200 metre ilerisi veya ne derse olsun. 200 önü de olur, 200 gerisi de olur. Şimdi şuraya gelin. Ebrar Hocam, 800 metrenin 200 metresi kulvarla değil mi? Bunu biliyorsun. Yok hocam, işlem yapmayacağız. Aslında bir pistimizi çizeceğiz. Ona göre yapmamız lazım. Biz pistin 400 metre olduğunu biliyorsak 3000 metre mi soruyor? 400 hep tur dön. Tamam mı? Dön dön mesela 10 tur döndü 4 kilometre. Demek ki 3000 metreyi 10 kilometre 10 tur koşulmuyor. O zaman 2 turu çıkar 800 metre mi çıkardın? Yani 3200. O zaman bu da fazla. O zaman bir 200 metre daha geri gel. Başlangıç noktasını bulursun.
Şimdi Ebrar hocam, 800 metrenin ilk 100 metresini kulvarlı koşuyoruz. Benim burada 800'üm başlıyor. Şuraya kadar kulvarlı koşuyorum. Bundan sonrasının gerisini hep kulvarsız koşacağım. 100 metre, 200 metre, 300 metre. Tam kulvarsız koşuyorum bakın. 400 metre ikinci tura geldim kulvarsız. 500 kulvarsız, 600 kulvarsız. Geldim 700 metresini. Ben kulvarsız bir şekilde 800 metrenin koşmuş oldum. Bunu da şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın size işin kolaylığını göstereyim. Şu kalemi alayım. Biz şimdi buranın bitiş olduğunu biliyoruz. 3000 metre koşacağız diyelim. Tamam mı? Bak hocam, geri say, tamam mı? 3000 metre mi koşacağım? Bak. Bir, hatta şöyle yaz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bak, birinci 400, ikinci 400, üçüncü 400, beşinci, altıncı 400. Kaç etti 6 kere 4? 2400 metreyi ben şu an buldum yaza yaza. Yedinci 400 yazdı. 2800 metre. Ben 300 koşacağım ya. 200 metre açım var ya. Bitişten 200 metre geri geleceksin. Koşunun başlangıç yerini bulacaksın. 1500 metre olsa bile aynısını yapabilirsin. Ne yaparsın? 1500. Bak, 400, 800, 1200. Bir 400 daha koyarsam ne olur? 1600 olur. O zaman fazla olur. O zaman ben buraya kaç yapacağım? 300 metre yapacağım. Yarışma burada mı bitiyor? 300 metre geri geleceğim. Hop, 300 metre geri geldim. 1500 ben o zaman burada başlatacağım. Şimdi şu soruya bakalım. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra uluslararası alanda ilk madalyamızı alan sporcu kimdir? Var mı bunu bilen hocalarım? Bu güzel bir soru bence. Kadri hocam Bol dedi. Deniz hocam Adana dedi. Bu soru için hepinizden cevap bekliyorum arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki ilk madalyasını alan sporcu kimdir? Dilber hocam Ahmet Kiletçi dedi. Şimdi hocam bakalım. Bak soruyu güzel okuyacağız. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra. Yani 1923'ten sonra. Bakalım bizim Ahmet Kireççi arkadaşlar. Olimpiyatlardaki ilk madalyamız 1936 Berlin bronz. Yaşar Erkan yine aynı olimpiyatlarda ilk altın madalyamız. Celal İbrahim ilk Türk atleti. Ruhi Sarıalp bu da olimpiyatlarda madalya alan güreş dışında madalya alan ilk sporcumuz ve atletizmde yani 3 adım atlamada alan sporcumuz. Ama arkadaşlar Semih Türkdoğan 1932. Balkan oyunlarında gümüş madalya almıştır arkadaşlar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk uluslararası madalyasını alan sporcudur. Unutmayalım. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. 100 metre branşıyla uğraşan Atakan katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 10.34 koşmuştur. Bu derece U18 yaş grubunda ölçülen en iyi derecedir. Ancak bu derecenin geçerli olması için rüzgar hızının kaç metre bölü saniye olması gereklidir? Var mı cevap hocalarım bu soruya? Hocalarım biz atletizmde 400 metrenin aşağısındaki yarışmalarda uzun atlamada, 3 adım atlamada rüzgar hızına bakarız. Bir rekorun geçerli olup olmaması için. Atletizmde rekorun geçerli olup olmaması için arkadaşlar artı eksi 2 pardon
Artı eksi 2 metre bölü saniye isteriz. Tamam mı? Baktığımızda 2,2 metre bölü saniye benim rekorum geçerli değildir. Eksi 2'de de geçerli değildir. 2,5 da geçerli değildir. 2, eksi 2,5 metre bölü saniye de geçerli değildir. Ama 1,8 artı 2 ile eksi 2 arasında kaldığı için benim rekorum geçerli olacaktır. Bir de şuna bakalım hocalarım. Aşağıdaki hangisi 100 metre koşusunun ana bölümlerinden değildir? ÖSYM bize geçen sene 400 metre engelli koşunun evrelerini sordu. Bu sene de böyle bir soru yine gelebilir. Baktığınızda arkadaşlar reaksiyon zamanı var. Çıkış ve takozu terk etme var. Pozitif ivmelenme var. Sabit ivmelenme var. Buraya bir de negatif ivmelenme olduğu zaman ne oluyor? 100 metre koşusunun evreleri tamamlanıyor. Ama dikey sıçrama diye benim bir evrem yoktur arkadaşlar. Hocalarım, sorularım bitti. Şöyle Tekuzen'deki ekibimizin sizler için hazırlamış olduğu bir video var. Onu izleteyim sizlere.